Beyin, olgular hastalıklarından, tedavi arası diş yıkılarından, beyin, boyun, el ayak ağrılarından, dökülleşmesinden eziyet çekenlerin nezerinden. Vital Klinika'da tanımış kişi uzman nörocerrahları mikroskopik yolla nörocerrahiye ameliyatları hayata geçirir. Ağrısız, kesilsiz yapılan bu mikroskopik ameliyatlar sizi azap edici ağrılardan ve hareket mektuplarından bir yeterli kurtaracak. 012-439-5220 Vital Klinika'da yeni doğum şöbesi, öz rahat salatları, doğuş salı, yeni doğulmuşlar otağı ve gayrı keş personalı ile hamile hanımların yolunu gözüyor. Analar ve köyteler hayatının en hoşbek anı burada yaşıyor. Doğuş ve keseri ameliyatı, peşeker mama ginekologlar, reanimatologlar tarafından atarlar. Aziz hamileler, köytenizin sağlam olmasını, doğuşunuzun eziyetsiz, travmasız kesmeyi istiyorsunuz. Layık olduğunuz yeri Vital Doğum Yeri'ni seçelim. Sabahınız seyirli uğurlu açılsın hürmetli tamaşaçılarınız. Her birinizi salamlayıram. Her birinize hoş gün arzusuyla programımıza başlayıram. Ve hürmetli tamaşaçılarınız bu bırakışımızda biz beyin, onurda ve sinirde aparılan ameliyatlar hakkında danışacağız. Ve stüdyomuzun konuğu Vital Klinika İstanbul Doğan Hastanesi'nden davet olunmuş beyin ve sinir cerrahı atraklı doktor Mehmet Kulalı'dır. Mehmet Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Salamlayıram sizi. Mehmet Bey, sizin Azerbaycan'dan, dünyanın birçok ülkelerinden bilirim ki hastalarınız var. İstanbul'a gelirler ve sizin o kadar vaktiniz olmadı. Yani tez gelirsiniz Azerbaycan'a ama yine de vakt tapan kimi gelmişsiniz. Burada aslında teşekkür ederim bunun için. Çünkü Azerbaycan'da da onurga hastalıklarından, beyin hastalıklarından, sinir hastalıklarından elde çekenlerin sahip faiz kadardır. Ve tabii ki onların da bir tefekar hekimin muhalecesine, yardımına ihtiyacı var. Ve bugün de biz elemez bu problemler hakkında danışacak. Yani ki bu problemlerin halli, düzgün halli yolu nece olmalı? Bu hafta tamaşaçılarımıza tabii ki siz malumat vereceksiniz. Ve tamaşaçılarımız da dikkatli olsunlar. Onurgada yaranan problemler en çok da tabii ki tegereler arası diz yıkığı. Buna sıkıntı da değiller. Bu hafta size malumat vereceği doğru düzgün muayene usulları nelerdir? Bundan yeni malumat elde edeceksiniz. 562-648 alaka nömrəmizdir. Suallarınız yaranarsa Mehmet Bey'e. Buyurun bizimle alaka saxlayın. Ve başladık. Mehmet Bey, bir daha hoş gelmişsiniz. Bu birinci defa mı Azerbaycan'a gelsin yoksa üçüncü gelişinizdir? Gəlin elə onurqadan baxdıq. Yəni gəldiyinizdə müşahidə etdiniz mi ki, Azərbaycanda da çoxdur bu xəstələrin? Tabii ki, dünyanın hər yerində çox. Sadəcə Azərbaycanda deyil. Sadəcə bəlgə deyil, boyun dəvəsində də aynı şəkildə xəstələr ola bilir. Biz ameliyatlarımızın çok uzun zamandır, aşağı yukarı 17-18 yıldır, 20 yıl yakın zamandır. Biz o kopartıda bu tür cerrahi de yapıyoruz. Tabii ki çok küçük oluyor. Hastanın bir an önce ayağa kalkması sağlanıyor. Hem boyun kısmı hem de bel kısmı için hasta ameliyatlar 1,5 saat sonra kalkar, yürür. Ameliyat sonra ameliyat olacak yanları hiçbir şey kalmaz. Ve hasta isterse ya sabah ameliyat olursa aslında da kabul olabilir. Mehmet Bey, belde yaranan o sıkıntıların mutlak mı muayenesi cerrahi yoksa burada kategoriyalara bölünür? Tabii ki. Yani şunu söyleyeyim, her bel kısmı ameliyat olacak diye bir sayıda yok. Hayır, kesin olan şey eğer gerçekten kesik bir serbest parça oluşmuş, fragman oluşmuş diyoruz. Eğer yerinden atmışsa, serbest parçaya dönüşmüşse bu mutlak ameliyattır. Ama onun dışında bazen o kadar çok büyük kısımlar var ki omuriden çıkar, sinire büyük basın yapar, çok büyük basın yapar. Bunun artık kısımlaması neredeyse imkansızdır. Ve hastada kuvvet bulduk, kuvvet kısmı vardır. Güçlülük gelişmiştir ve dayanılmaz ağrıları vardır. Sigorta hatlarda cerrahiye başvurmuş. Çünkü artık cerrahi etkisi gibi ise çok büyük şey yapacaksınız. Çok büyük sonuç şey alacaksınız. Çok kanlı bir ameliyat olacak. Bunlar geçti. Bunlar bitti artık. Mikroskop altında inanın çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hızla hasta ayağa kaldırılır, mobilize edilir. Evet. Çünkü o kaldırma olayı çok önemlidir. Yani hastanın uzun süre yapması ameliyattan sonra hiçbir şey değil. Neden? Operasyon sırasında çok az da olsa kan var kalıp, o kan eğer hasta hareket etmezse ölürler.
ederse kaslar tarafından elineceği için sinir sürtüğüyle kan arasında bir tepişiklik olmaz. Evet. Hasta kısa sürede ayağa kalkar, yürür ve uzun vadede de o tepişiklik hastaya rahatsızlık vermez. Aydın da hemen tamaşaçılarımızın nezerine onu da çağırırım ki Mehmet Bey, Türkiye'nin çok tanınmış bir nörocerrahıdır. Onun ettiği mikroskopik ameliyatların neticeleri, etikleri çok uğurludur. Ona göre de hem Azerbaycan'dan hem dünyanın diğer ülkelerinden de size müracaatler sayesinde ses açmızı. Yani çok sayıda hastalarınız var, pasiyonlarınız var. İstanbul'da da çok geliyor. Azerbaycan'dan hastamız gerçekten çok. Ama hal-hazırda Mehmet Bey Azerbaycan'da da Vital Klinika'da da bakmayarak ki kısa müddetli gelip ama hiçbir hastaya yok demeyeceği hem muayene hem muayene için müracaat edebilirsiniz Vital Klinika'ya. Ve bizim tamaşaçımız var. Alo biri. Alo. Salam. Sabahınız seyir. Buyurun. Eşbirim. Teşekkür ederim. Ha, ben sualım böyle bir şey. Ben yoldaşım insülin kesildi. Böyle ki sinirle sıkılır. Onun öyle bir kollarında nazilme olur. Olabilir mi ki onun tekerelerinde, boyun tekeresinde yırtık olsun? Onu merak ederim. Aha. Gelin biraz aydınlık getirelim. Neçi yaş var yoldaşınızın? 52. 52 yaşı var ve indi tam hareketsizdi mi yoksa bir hisse? Hareket edilmiyor. Prostaki kollarda nazilme var. Ha, kollarında incelme var. Evet. Ama kollar hareketli değil mi? Hareketli, aydın da. Mehmet Bey, aydın oldu mu sual size? Ben ameliyat olmamış değil mi aslında? Ameliyat geçirmiş. Aydındı ve suallarımız yok. Evet, evet. Teşekkür ederim. Kollardaki ağrı sabah erken saatte kalktığında mı oluyor? Yoksa çocukluk yorulduktan sonra mı? Tamaşaçımız artık sesle değil ama en çok tamaşaçımızı maraklandırıyordu ki insüs geçirmeyiz ve kollarında incelme müsaade olur. Ama hareketlidir. Yani insüsten sonra aslında bir hareketsizlik müsaade olursa bu hastede hareket var. Eğer bir beyin damar sınıfta geçirdiyse o beyni bir modundadır ve karşı taraftaki kolu etkiler. Her iki kolu etkilemez. Yani ben beyninde yaşadığı problemle alakalı olduğunu bilmiyorum bu aslında. Yani o incelme, koldaki nazilleşme beynin değil diyorsun. Hayır, eğer her iki kolda ise kesinlikle değil. Ve ele tamaşaçımız onu öğrenmesi değil. Belki boynunda bir tık var. Tabii ki boynunda bir tık olabilir bakın. Ama o iş yaptığında ve çok çalıştığında ağrı yapar. Ama sabahlar erken saatte kalktığında ağrısı oluyor ise o özellikle her iki dirsekte ulnar sinir vardır. Tam dirsekten geçerken orada tuzaklanır. Biz buna tübital sinir sendromu diyoruz. Ulnar sinirin dirsekte tuzaklanmasıdır. Evet. Bu özellikle sabahları çok ağrı yapar. Yani tutması, sinirlerin tutması böyle. Ama boyunda değil, dirsekten geçerken sinir tutması. Buna EMG yapılır, elektromiyografi. Ve gerçekten bir seçim sıkıntısı var mı yok mu o şekilde anlaşılabilir. Yani tamaşaçımıza da aydın oldu yani, ki doğrudan sinir sıkışmasından olabilir. Boyun sıkışmasından da olabilir. Şimdi boyun sıkışması varsa tabii ki MR çekilecek. Ancak sinir sıkışması varsa o zaman EMG yapılacak. Yani bir beyin zararı ilişkisinde mutlaka fayda var. Fayda var. Nörolojik muayene geçirmesi gerekiyor. Ve aslında bilgilendirilmesi gerekiyor. Eğer uzun müddet muayene olunmazsa neler gözlüyor bu hastanede? Tabii ki yani kas erimesi denilen durumlar ortaya çıkar, güçsüzlük ortaya çıkar. Yani mesela hareket mahdudiyeti olabilir yakın ilerlerde. Tabii ki. Hiç sıfır ortaya çıkar. Tabii ki yani mutlaka ne var ne yok kesinlikle bir beyin zerrahı tarafından hastanın bilgilendirilmesi gerekiyor. Her geç beyin geri dönmeyen praktikler baş vermemişken tabii ki, bir cerrahın bakışı ve muayenesi mutlaka lazımdır. Ve daha bir tamaş açımıza alo bindik. Alo. Alo. Buyurun eşbiri. Sabahınız seyir. Ben sağlığım hizmeti. Ben bir seher testten bir de akşam yatağımda sorularımda keyleşme olur. Bu sizinle alakadardır. Aha, Mehmet Bey, aydın mı sual? Evet. Sizin sualınız var mı tamam açıkçası? Yani tabii. Ağrılar bir de yatakta oluyor değil mi? Yani sabaha kadar ağrılar oluyor. Bir ki gece 2'de daha böyle olur. Evet. Bir de seher testler. Evet. Kolda mı bacakta mı oluyor? Kollardan da. Kollarda oluyor değil mi? Uyuşma da oluyor değil mi? Karıncalanma ve uyuşma. Yok, uyuşma olmuyor. Hani bir keyleşir böyle. Keyleşir yani uyuşur demek yani. Evet. Ha, evet. Tabii tabii. Evet. Bakın çok açık ve net konuşuyorum. Bütün bu hafta için değil sadece. Bütün hastalar için. Eğer kollardaki ağrılar gece yattığında, gece uykudayken veya sabaha karşı artıyor ise
Bu boyun kısıyla alakalı değildir. Öncelikle bahsettiğim gibi sinir uzaklanması dediğimiz sinir çıkması durumunda gerçekleşiyor. Aha, aydınlı. Evet. Bunu da kesinlikle bir nörolog tarafından EMG yapılması gerekiyor. Eğer EMG'de sinir uzaklanması varsa beyin cerrahisine yönlendirilmesi gerekiyor. Yani geceleri gelen ağrılar öncelikle sinir çıkması sinir uzaklanmasına bağlıdır. Aha, hatta, aydınlı. Sinir sıkışması evet. Ama hansı hissede? Bunu dediğimiz evet. Muayeneden sonra evet. Hissediyoruz. Ama şimdi geçeyim. Her boyun ve kol ağrısı boyun kısmına bağlı değildir. Bunu biliriz. Yani. Ah, bunu çok doğru söylediniz. Gerçek bunu boyun kısmından evet. Söylüyorum. Bakın bunu özellikle söylüyorum. En az boyun kısmına kadar kolda mesela destek yüzeyinde, el bileği yüzeyinde sinir sıkışması olabilir. Bu da boyun kısmını taklit eder. Ancak evet. Bu boyun kısmı değildir. Yani her boyun ve kol ağrısını boyun kısmı olarak bilmeyelim. Evet. Ve gerekli yerine tedaviye tabii kullanalım. O yüzden de muayene lazımdır. Muayenelerin bir daha adını çekek Mehmet Bey. Hangi muayenelere ihtiyacı var bak bu cür testlere? Tabii elektromiyografi dediğimiz EMG çekimine ihtiyacı var. Bir nörolog tarafından yapılır. İkincisi de MR dediğimiz manyetik rezonans boyun kısmı altında. Bir de MR'a ihtiyacı var. Bu iki muayeneyi kestikten sonra artık değiş bir şekilde demeye olur ki sizde orada ne problem var. O zaman muayene de etme çok rahat olur. Ve biz esas mevzumuza keçide alırız. Beyinde, boyunda olan bu tıklar, bizde yırtıklar da değiller, griza da değiller. Bunlar evet. İnsanlar, Mehmet Bey bilirsiniz mi? Bunun ameliyatından insanlar çok korkurlar. Düşünürler ki ameliyattan sonra fesatlar olabilir, ne bileyim uzun müddet insanlar belki de hareketsiz olabilirler, öyle düşünürler. Ve bu ağrılara dözürler. Yani buna bakmayarak. Ve ama bazı insanlarda da olur ki ameliyat ettirirler ama o ağrılar geçmiyor. Bu neden olabilir? Ve isterseniz belki biz, bizim resimlerimiz de var. Evet. Onun üzerinde de alışalım. Evet, evet. Şöyle bir boyun ameliyatı düşünüp bir hasta göstereceğim size. Boyun kısmından o ameliyat olmuş bir hasta. Bakın. Boyun ve kol ağrıları nedeniyle başka bir hastaneye başvuran bir hastamız. İki yerde boyun kısmı var demiş bakın iki yerde. Bir ameliyat olmuş. Ancak ameliyattan bir yıl geçmiş olmasına rağmen hastanın şikayetleri geçmemiş. Bu bir yılın sonunda bana başvurdu. Bu hastanın şöyle bir problem vardı. MR çekildiğinde kesinlikle hiç bir spesifik yoktu. Kesinlikle bir spesifik gözükmüyordu. Ancak hasta boynunu arkaya doğru attığında ve öne doğru eğildiğinde bakın şurada 5. boyun omuruyla 6. boyun omuru arasındaki konulan parçanın yerinden oynadığı ve hareket ettiğini istiyordu. Evet. Biz bunun üzerine bu hastayı ikinci bir kez, yani biz ilk kez yapıyoruz ama ben ikinci ameliyatını gerçekleştirdim. Bakın ameliyattan sonra görüyorsunuz 4. boyun omurundan 6. boyun omuruna kadar bir de plak dediğimiz sistemi kullandık. Ve araya da şu hareketler var yere de oradan çıkarttığımız parçanın yerine daha doğrusu bunu koyduk ve kaynamasını sağladık. Bilmiyorum bu hasta ameliyattan sonra çok faydalı. Demek ki birinci ameliyatta belli problemler, hatalar bırakılmış. Evet. Başka bir yerde. Yani ağrı varsa var ya, bunu uzun süre bırakalım, belki 3 ay sonra geçer. Efendim böyle bir şey yok. Bakın, bir ağrı varsa konuşuyorum. Eğer bir boyun kısmı ameliyatı olmuş, bir boyun kısmı ameliyatı olmuş, ağrıları ameliyattan çıktıktan 3 saat sonra o ağrı geçmediyse kesinlikle bir problem var demektir. Bunu tamam. Yani işte ağrılarınız işte ameliyatınız daha taze. Ağrılarınız geçecek mi? Daha yeni ameliyattan çıktınız. Öyle bir şey yok. Ameliyattan sonra hasta ayağa kalkıp bir günde biz belki ameliyatlarından ve boyun ameliyatlarından bir buçuk saat sonra ayağa kaldırıp yürütüyoruz. Hatta tam aşaçlarımız bitsinler ki onurluğa da ameliyat geçirmiş insanlar. Eğer hala da ağrılarınız devam edilse sonra yaramız sadece işte hele bir beklenin üstünde yaşıyor. Hatta mesela kalktı çıktıktan bir buçuktan sonra yürüdüğünde ağrıları geçmemişse bir sıkıntı var. Annemle de çok maraklı geldi bana. Bak sizin ikinci defa ameliyat ettiğiniz bir insanda ağrı niye kalmıştı? Orada düzgün ameliyat geçmedi. Hayır, bakın söyledim. Daha önce yapan cerrah arkadaşımız kesinlikle bütün kısıkları almış. Ancak problem, bakın problem, bu bölgede yani üstteki
farklı konular yerde 5. boyun omurudu, 6.